genel izleyici kitlesi için uygundur. Meva Şehrin sunduğu program başlıyor. Ünsal Grup. İnşaat sektöründe olan aynı zamanda İmsiyat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Andıç bizlerle. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bizler sizi tanıyoruz. İzleyicilerimizin de sizi daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Mustafa Andıç kimdir? Evet, teşekkür ederim. 1969 Rize doğumluyum. Karadenizli bir ailenin en küçük çocuğuyum. 50 yıldır yaklaşık Bursa'ya göç etmiş ve Bursa'da yaşayan bir ailenin ferdiyim. Dolayısıyla son 30 yılda da inşaat mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra inşaat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Bu 30 yıl içerisinde çoğunlukla konut üretiminde yer aldım. Villa, konut, apartman yaptık bu yıllar içerisinde. Tabii ki bunun haricinde inşaat sektöründe farklı noktalarda da bulunduk. Malzeme satışından tutun, izolasyon işleri gibi, deprem güçlendirmesi işleri gibi, özellikle 99 depreminden sonra birçok inşaat bileşeni içerisinde yer aldık. İyi bir mühendis olduğunuzu söylüyorlar. Bunu projelerinize yansıttığınız zaten kesin. Önce kuruluşunuzdan başlayalım. Nasıl bir farklılıkla girdiniz sektöre? Şöyle, çocukluğumdan itibaren tek tercihim inşaat mühendisi olmaktı. Mesleğimi çok seviyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Başka hiçbir mesleği düşünmedim. Dolayısıyla da bu mesleği yapmaya başlayınca keyifle yaptım. Öncelikle onu belirtmek isterim. Yaptığımız projelerde ise bulunduğu bölgeye katma değeri olsun istedik. Hem görselliğiyle hem fonksiyonelliğiyle iyi projeler yapmaya çalıştık ve çoğunlukla da butik projeler yaptık. Çok büyük siteler yapmadık ama butik, şık ve kullanışlı siteler yaptık bugüne kadar. Halen de devam ediyoruz. Peki nasıl kuruldu? Kuruluş amacınız neydi? Amacınıza ulaştınız mı şu anda? Tabii ki konut üretmek üzere son 20 yıl içerisinde konut üretimine yöneldik diyebilirim. Bu konuda da ciddi adette üretim yaptık ve istediğimizi de elde ettik aslında. Güzel, keyifli projeler oldu. Çok ciddi de bir müşteri network'ümüz oluştu bu yıllar içerisinde ve çalışma dönemimiz içerisinde çok müşteri aramadık. Bir önceki müşteri yeni projemize müşteri oluşturdu diyebilirim. Ve bu şekilde devam ettik. Ama tabii ki son yıllarda, özellikle 2018 yılından sonra yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle de üretimlerimizi azaltmak durumunda kaldık. Genel anlamda da sektöre baktığınızda şu anda %50'lere yakın bir üretim azalması söz konusu. Evet. Bir söyleşinizde sadece bina değil, güven de inşa ediyoruz demiştiniz. Peki bunu yapabildiniz mi geriye baktığınızda? Kesinlikle yaptık. Projelerimizde olması gereken her şey kesinlikle yer aldı. Hiçbir şeyden bu anlamda taviz vermedik. Özellikle deprem kuşağında yaşıyoruz, deprem bölgesinde yaşıyoruz tabii. Buna çok dikkat ettik, çok önem gösterdik. Zemin iyileştirmesinden betonarmesinin güçlü olmasına kadar iyi şeyler yaptık diye düşünüyorum. Peki biraz da projelerinizden bahsedelim. Ne tür projeler yapıyorsunuz genelde? Ağırlıklı olarak konut üretimi yapıyoruz. Geçmişte de çoğunlukla konut ürettik ama dönem dönem fabrika inşaatı da yaptık. Çelik imalatlar da yaptık.
ve özellikle 99 depreminden sonra Akdeniz'de, Ege'de ciddi anlamda deprem güçlendirmesi de yaptık. Özellikle otellerde, tatil köylerinde bu tarz uygulamalarda yaptık. Son dönemde ise sadece konut üretiminde devam ediyoruz. Peki, çok üretim yapma derdimiz yok demişsiniz bundan 10 yıl önce. Evet. Hala aynı fikirde misiniz? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Nitelikli olsun, yaptığımıza değsin ve bizim yaptığımız konutlarda yaşayan insanlar da mutlu bir şekilde hayatlarına devam etsin. Bu bizim için yeterli diye düşünüyorum. Peki, insanların konut açısından genelde nasıl bir talepleri oluyor? Bunları bizlerle paylaşır mısınız? Bu biliyorsunuz dönemsel olarak değişkenlik arz eden bir konu. Bizim insanımız özellikle son 20 yıl içerisinde hep daha büyük, mevcut evlerinden daha büyük evler istediler. İşte yine son 20 yıl içerisinde site olsun, bir takım sosyal donatıları olsun diye bazı talepleri oldu. Ama pandemiye kadar bu böyleydi. Pandemi sonrası ne oldu? Her şey değişti. Evlerimize kapanınca, evlerimizde daha çok zaman geçirince bu sefer eksiklerimizi tespit ettik, fazlalarımızı tespit ettik diyelim. Tercihlerde değişiklikler olmaya başladı. Daha çok insanlar doğaya doğru bir yönelme içerisine girdiler. Özellikle 2018'den sonra ekonomik anlamdaki sıkıntılarda insanların alım gücünü düşürünce bu sefer de büyükten ziyade daha küçük, erişilebilir ve site aidatlarının da daha düşük olacağı projelere yöneldiler. Dediğim gibi bu dönemsel olarak değişiyor ama bundan sonrasını düşünürsek yine işletim gideri düşük olan, yani aidatı düşük, ısıtması, soğutması daha düşük olan gayrimenkuller, konutlar tercih edilecek diye bekliyorum. Peki, pandemide sektörünüz ne derece etkilendi? Pandemide çok ciddi etkilendik. Öncelikle tabii evlerimizden çıkamayınca çalışanlarımız da bu zorluğu yaşadı. Bizler imsiyat olarak izinlerle çalıştırmaya gayret ettik ama gurbetçilerle çalışıyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla gurbetçilerden memleketine gidenlerin gelişlerinde aksamalar oldu. Ya da bizim üretim silsilemizde bir taşeron firma bir imalat grubunu bitirecek ki bir sonraki başlasın. Dolayısıyla buralardaki aksamalar ciddi zaman kaybettirdi bize. Verimler düştü. Tabii hastalık çok ciddiydi. Ciddi de önlemler aldık bu konuda ama evet. Çok bizi zorladı diyebilirim. Malzemeye erişim çok zorlaştı her şeyden önce. Tedarik zinciri bozuldu biliyorsunuz o dönemde. Evet. Bizi zorlayan konulardan birisi de oydu. Ama o dönemi de çok şükür atlattık diyelim. Bu arada tabii müşterilerin şantiyelere gelememesi de oluştu. Şantiyeye gelip ürettiğimiz daireleri gezemediler. O anlamda satışı da etkiledi ama uzun yıllardır biz imsiyat olarak sektörümüzde dijitalleşme konusunda çalışma yapıyoruz. Dijitalleşmenin de ne kadar önemli olduğunu o dönemde görmüş olduk. Evet. Birçok firmamız çok çabuk adapte oldu ve internet üzerinden yapmış olduğu binaları, numune daireleri gezdirme imkanı buldular. Dijitalleşmeye geçişte de biraz hızlandırdı bizi diyebilirim. Evet, çok iyi. Az önce de bahsettiğimiz gibi deprem hayatımızın bir gerçeği. Biz de Marmara bölgesinde bulunuyoruz. Doğru. Peki, bu konuda yapılanlar ve sizin görüşleriniz nelerdir? Son dönemde yapılan binalar, özellikle 99 depreminden sonra biliyorsunuz deprem yönetmeliği değişti. Hatta iki kere değişti. Çok sağlam binalar yapıyoruz aslında. Evet. Betonarmemiz eskiye göre çok daha iyi durumda. Demirimiz iyi, betonumuz iyi. Mühendislik hizmetleri daha fazla var. Son derece sağlıklı binalarımız. Ama tabii gönül ister ki daha da ileriye götürelim bunu. Özellikle bunu kentsel dönüşüm kapsamında söyleyebilirim. Türkiye'de 7 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılmasını konuşuyoruz. Bunun da 1.2 milyonu hali hazırda yıkıldı ve yapıldı diyelim. Ama hala 6 milyona yakın bir konut stoğumuz var, çürük yapı stoğumuz var. Bunlar yapılırken ve dönüştürülürken daha ileri deprem teknolojilerinin adapte edilmesini çok arzu ettik. Bu konuda da ARGE komisyonunu ben kurmuştum geçmişte derneğimiz bünyesinde. ARGE komisyonunda deprem teknolojilerini çok tartıştık.
Evet. Onlarla ilgili çalıştaylar yaptık üniversitelerimizle ve akademik odalarımızla müşterek çalışmalar yaptık. Dolayısıyla depreme karşı iyi binalar yapıyoruz ama daha iyisini yapabiliriz diyebilirim. Gelecekte başka projeler düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız bunlar nelerdir? Tabii ki düşünüyoruz. Artık ikinci kuşağımız da yavaş yavaş geliyor. Evet. Çocuklarımızı da ister istemez bu meslekle biraz etkilemiş olduk ve bu mesleği seçtiler. Dolayısıyla onların gelişiyle beraber biraz da yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Şu anda iki ülkede çalışma yapıyoruz. Karadağ'da ve Amerika'da çalışma yapıyoruz. Biz inşaat sektöründe ülke olarak iyi bir durumdayız. Dünya ikincisiyiz ve dünya üzerinde de çok ciddi projelere imza atan bir milletiz. Evet. Böyle olunca dünyanın her yeri bizim için bir iş imkanı demek. Biz de şu anda iki ülke üzerinde çalışıyoruz. Burada da üretimlerimizi daralttık. Daha az kapsamla devam ediyoruz. Aynı zamanda İmsiyat Yönetim Kurulu Başkanısınız. İmsiyat nedir? Kimlerden oluşur? Bunlardan bize bahseder misiniz? Tabii. İmsiyat 2011 yılında kurulan inşaat sektörü ve bileşenlerini içeren, kapsayan, inşaat sektöründe yaşanan, yaşanacak olumsuzluklara çözümler üretip, aynı zamanda eğitimler oluşturup, üyelerinin gelişimine katkı sağlamaya çalışan bir sektörel dernektir. Şu anda inşaat müteahhitleri ve inşaat müteahhitliğine hizmet veren fabrikalar, üreticiler de var bünyemizde. Dolayısıyla biz hem müteahhitleri hem de büyük fabrikaları, yani tuğla fabrikası, boya fabrikası, mobilya fabrikası gibi birçok kuruluşu üye olarak bünyemizde barındırıyoruz. Burada neler yapıyoruz? Bir kere üreticilerle, müteahhitlerle malzeme üreticilerini bir araya getiriyoruz. Onların ticaretini, kendi işlerinde ticaretlerini geliştiriyoruz. Ama İmsiyat kurulduğu günden bu yana özellikle kamuda inşaat sektörüyle ilgili oluşan aksamalar noktasında Bursa'dan Ankara'ya sürekli çalışmalar yapıyor. Mesleki gelişim noktasında yeni teknolojiler, yeni malzemeler, bunların tanıtımını yapıyor. İşte sanayici müteahhit buluşmaları yapıyoruz. Büyük sanayi kuruluşlarına üyelerimizi götürüyoruz. Orada üretim proseslerini onlara yerinde gösteriyoruz. Ayrıca İmsiyat yurt dışı pazarları, iş imkanlarını da araştırıyor. Birçok yurt dışı çalışmamız da oldu. Resmi ziyaretler de yapıyoruz bazı ülkelere. Fuar çalışmaları yapıyoruz yurt içi, yurt dışı. Dolayısıyla topyekün bir mesleki gelişim, iş imkanları oluşturma çalışmaları içerisinde olan bir dernek. Tabii bu derneğin içerisinden de güzel işbirliktelikleri çıkıyor. Burada bu çatı altında birbirini tanıyan bu süre içerisinde firmalar iş ortaklıkları da yapıyor ve güzel projelere imza atıyorlar. Ben de 2012 Ocak'tan itibaren dernekte yer alıyorum. Kısa bir üyelikten sonra yönetim kurulu üyeliği, Ar-Ge komisyonu başkanlığı, başkan yardımcılığı ve iki dönemdir de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. Peki geçen 12 yılda derneğiniz misyonunu yerine getirebildi mi? Yani tam oldu mu derseniz hiçbir şey tam olmuyor tabii. Gönül ister ki daha da iyi olsun. Evet. Ama yine de geçtiğimiz 11 yılı dolu dolu geçirdik diyebilirim. Biz Bursa'da, belki Türkiye'de bilemiyorum diğer illeri, çok aktif bir derneğiz. En aktif derneklerden biriyiz. Sürekli hareket halindeyiz. Üyelerimize elimizden geldiğince dokunmaya çalışıyoruz. Üyelerimizin bize ulaştırdığı problemleri süratle çözmeye çalışıyoruz. Bu arada tabii çok daha sağlıklı projeler yapılması için de yenilikleri çok iyi takip ediyoruz. Bu anlamda İmsiyat misyonunu yerine getirdi diyebiliriz ama çok daha iyi olabilirdi. Pandemi biraz hızımızı kesti. Evet. Şimdi yine hızlanıyoruz inşallah.
250 civarında üyeniz var. Aynı zamanda buradaki insanlar genelde başarılı insanlar kendi sektöründe. Böyle bir altyapıya sahip mesleki sorunlarınızı yeterince çözebiliyor musunuz imsiyatta? Tabii ki büyük çoğunluğuna çözüm üretiyoruz diyebilirim. En güzeli de bahsettiğiniz üye profili iş insanları netice itibariyle her birinin çok ciddi deneyimleri var. Evet. Ve becerileri var. Dolayısıyla burada oluşan dostluklar ve paylaşımlar herkesin gelişimine katkı sağlıyor. Birçok fikir burada oluşabiliyor tabii. Dolayısıyla bu anlamda bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı noktasında da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu arada bilgi paylaşımı derken tecrübe paylaşımı üniversitelerle de diyaloglarımız var. Sosyal sorumluluk projeleri de yapıyoruz. Biz Bursa'daki iki üniversitemizde de yıllar önce protokollerimizi imzaladık ve oradaki öğrencilere de dokunuyoruz. Gidiyoruz, orada tecrübe paylaşımları yapıyoruz. Üniversiteyle ortak proje yapıyoruz. En son Uludağ Üniversitemizde Avrupa Birliği fonlarından faydalanarak çok güzel bir proje yaptık. Uzun sürede çok iyi hizmet edeceğine inanıyorum. Dijital eğitim merkezi yaptık iş güvenliği ile alakalı. Güvenli ortamda tamamen güncel teknolojiyle güvenilir bir ortamda beş duyu organını kaybettiğinde insanlara ne yaşayacağını deneyimlettiriyoruz. Dolayısıyla iş güvenliği anlamında çok güzel bir eğitim noktası oluştu. Evet. Orada en önem verdiğimiz bir diğer konu da üniversitede okuyan öğrencilerin sahaya çıkmadan önce iş güvenliği konusunda bilinçlenerek sahaya çıkmasıydı. Bunun gibi Siirt'te bir okul onardık, yeniledik gibi sosyal sorumluluk projelerimiz de var. Evet, peki kendi döneminizde neler yaptınız? Biraz daha açabilir miyiz orayı? Kendi dönemimizde 2018 yılında göreve başladık. İlk olarak içinde bulunduğumuz dernek merkezimizi yaptık. Dernek merkezimizi daha üyelerimizin rahat edebileceği, işte eğitim salonunun olacağı vesaire bir ortama kavuşturduk. Onun haricinde komisyonlarımız var tabii. Birçok komisyon kurduk. Bu komisyonlarda çalıştık. ARGE komisyonu, eğitim komisyonu, üniversite sanayi işbirliği komisyonu gibi birçok komisyonumuz var. Bu komisyonlar çalıştı. Gelen konuları, üyelerimizden gelen konuları ilgili komisyona aktarıp orada alt yapısını yapıp, çalışmaları yapıp sonra da ilgili kamu kurumlarında, Ankara'da, Bursa'da bunları takip ettik. Onun haricinde ne yaptık bu dönemde? İmsiyat Anadolu Buluşmaları adı altında seyahatler düzenledik. Özellikle Güneydoğu'ya seyahatler yaptık. Burada hem gittiğimiz şehrin ticaret sanayi odalarıyla diyaloglarımız oldu. Sanayi bölgelerini gezdik. Orada neler yapılabilir karşılıklı iş imkanlarını masaya yatırdık. Hem tarihini gezdirdik bölgenin, yemeklerini yedirdik diyelim. Çok güzel kaynaşmalar oldu tabii. Evet. Yurt dışı ile ilgili çok çalışmamız oldu. Yurt dışına gittik. Amerika'da çalışmalarımız oldu. En son Özbekistan'a resmi, Fergana bölgesine resmi bir ziyaret yaptık. Bu tarz talepler de geliyor. Yine geçtiğimiz günlerde Özbekistan'dan yine bir bölgeden misafir ağırladık Bursa'da. Onlarla karşılıklı ikili ilişkiler, iş geliştirme anlamında görüşmeler yaptık. Birçok şey yaptık. Yani tabii burada hepsini hatırlamak mümkün değil. Evet. Ama dolu dolu geçen bir 5 yıl oldu. Pandemi süresini düşünmezsek kaldı ki pandemide de Zoom üzerinden toplantılarımız hem kamu kurumlarıyla hem kendi içimizde üyelerimizle devam etti. Evet, peki yeni dönemde yeniden aday olmayı düşünüyor musunuz? Hayır, ikinci dönemim benim. Tekrar aday olmayı düşünmüyorum. Diğer arkadaşlarımızın da bu görevi yapmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesin becerisi, bilgisi, deneyimi farklıdır. Dolayısıyla farklı bir bakış açısının da derneğimize fayda getirebileceğini düşünüyorum. Birçok arkadaşım var, deneyimli. Onlar da buraya yıllarını vermişler. Onlar da bu işi layığıyla yapacaktır diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Başka eklemek istediğiniz var mı? Çok teşekkür ederim. Ben sektörümle ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii, bir malum
Arsa fiyatları artıyor çok süratle, malzeme fiyatları, işçilik fiyatları artıyor. Dolayısıyla bu da konut fiyatlarını sürekli artırıyor. Ben vatandaşlarımızın konut ihtiyacı olanların, konut almak isteyenlerin hiçbir zaman beklememesi gerektiğine inanıyorum ve düşük faizli kredi peşinde koşup zam yağmurundan etkilenmemeleri için fırsatını bulduklarında bu işi bitirmelerinin onlar açısından en doğru karar olacağını belirtmek istiyorum. Peki, tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İnşaat mühendisi ve sivil toplum lideri Sayın Mustafa Andıç konuğumuzdu. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Meva Şehri'nin sunduğu program devam edecek. Ünsal Grup. Meva Şehri'nin sunduğu program devam ediyor. Ünsal Grup. 30 yıllık çalışma hayatında farklı birimlerde uzman, temsilci, müdür yardımcısı ve müdürlük yapan, şu andaysa tüm bürokratlar ve iş insanı federasyonu başkanı Mehmet Hüsrev bizlerle. Hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, hoş bulduk Aysin Hanım. İzleyicilerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi için kendinizden biraz bahseder misiniz? Mehmet Hüsrev kimdir? Mehmet Hüsrev 1968 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde Çiğringir köyünde doğan ve sonraki ilk ve orta öğrenimini Çayeli'nde, yüksek öğrenimini ziraat mühendisi olarak İzmir Ege Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra yüksek lisanslarını İstanbul Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi'nde değişik alanlarda yapan eğitim sürecini tamamlayıp daha sonra da çalışma hayatına öncelikle Rize'de öğretmenlik olarak başlayıp, İngilizce öğretmenliği olarak başlayıp Çayeli İmam Hatip Lisesi, Çayeli Lisesi gibi değişik okullara öğretmenlik yapıp Çaykur'da bir süre vardiya mühendisliğinden ziraat mühendisi olarak vardiya mühendisliği yaptıktan sonra Türk Standartları Enstitüsü TSE'de çalışma hayatına devam etmiştir. TSE'de kurumunda değişik birimlerde uzman, müdür, müdür yardımcısı ve son olarak da başkan, hatta koordinatör görevi yapan bir çocuk babası, evli bir şahıstır. Evet. Kişiyim. Çok memnun olduk. Peki, bizlere başkanlığınızı yaptığınız TÜMBİFET'ten bahseder misiniz? TÜMBİFET nedir? Kimlerden oluşur? Bunlardan bahseder misiniz? TÜMBİFET, tüm iş insanları ve bürokratlar federasyonu. Adı üzerine iş insanları ve bürokratları bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur. Altında 16 dernekten oluşmuş bir üst kurulan federasyondan ibarettir. Federasyonumuz İstanbul merkezli olup Türkiye'nin hemen hemen her ilinde teşkilatlanmış üyesi olan var olma sebebi, yani misyonu, iş dünyasının çalışmalarında kolaylaştırıcı, meri mevzuata deneme yanılmadan ziyade stratejik planlarla, güncel analizlerle ve de direkt sonuca giden metotları absorbe edip kabul eden uygulamalarla rekabet gücünü artırıp önce bölgesel, ulusal, hatta küresel arenada aktör olmaya katkı sağlama, bilgi aktarımı veya bilgilendirme gibi bir misyonu vardır. Evet, peki ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz TÜMBİFET'te? Öncelikle günümüz dünyasının evrensel değerlerini üyelerimizle paylaşıp üyelerimizin daha efektif bir yönetime, etkin ve verimli yönetime tesisini sağlama noktasında bilgilendirmeler, eğitimler, uygulamalı yarışma, daha doğrusu yarıştırma gibi faaliyetlerimiz vardır. Bu yarıştırma kısmı şudur, ödüllendirme babındadır. Biz her yıl akademik ödül törenimiz vardır. Akademik ödül törenimizde İş dünyası ile ilgili olsun, bürokrat da olsun, toplumun tüm katmanlarını, tüm kesimlerini kapsayan bir
ortamda, bir ambiyansta yarıştırırız ve ödüllendiririz. Objektif, bağımsız, tarafsız kriterleri önemseyerek bu üyelerimizin daha o dediğim gibi günümüz dünyasının rekabetiyle ilgili daha nasıl başarılı oluru veya işte dünyaya daha fazla nasıl açılınır, ihracatta nasıl daha fazla katkı sağlanır metotlarını iyi yapmalarına teşvik edecek uygulamalarımız söz konusudur. Bunun yanında tabii bir de şunu yaparız. Üyelerimizin veyahut katılımcılarımızın ticari hacimlerini geliştirme noktasında network oluşturma, birbirlerini tanıma noktalarına katkılarımız olması noktasında birliktelik oluştururuz, ortamlar oluştururuz. Peki tüm büfetle ilgili gelecekte hedefleriniz var mı? Evet. Varsa bunlar evet. Nelerdir? Bahseder misiniz? Bugün 250 milyar dolar gibi olan ihracatımızın 500 veya 1 milyar dolar gibi rakamlara tekabül etmesidir. Bunun için de iş dünyasının daha çok ürgeden Arge'ye, daha doğrusu ürge odaklılıktan Arge odaklılığa katma değeri yüksek yeni nesil üretime geçirip bunları da kolay bir şekilde yapabilme gibi bir hedefimiz vardır. Evet. Hedeflerle bilirsiniz ölçülebilir hedef vardır. Ölçülemeyen hedefler vardır. Bizim hedeflerimiz hep ölçülebilirdir. İhracatımızın 1 milyar dolar gibi rakamlara çıkarılmasında sivil toplum kuruluşları olarak ihracat sanayicimize, iş dünyasına katkı sağlamaktır. Bunun yanında bürokrasimizin de çözüm odaklı, meri mevzuat çerçevesinde bilgili, liyakatli, sadakatli bir mecraya taşımaktır. Peki biraz da Türkiye'nin ekonomisinden bahsedelim. Pandemiden sonra Türkiye'nin ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Pandemi sonrası dünya yeniden dizayn edildi Asena Hanım. Evet. Artık bekaret savaşları, dijital dönüşüm, yeşil mutabakat, tedarik zincirlerinin bozulması, kalitenin ön plana çıkarılması, düşük maliyet, yüksek kalite gibi kavramlar artık daha çok konuşulmaya başlandı. Hepsinin toplamı etkin ve verimli yönetimdir. Dünyada artık şu zorunlu hale gelmiştir. Maliyetler düşüp kalitenin yükseltilmesidir. Evet. Ama bunu yaparken dijital dönüşüme entegre olmaktır. Yeşil mutabakata, iklim değişimine entegre olmaktır. Ama hepsinden daha önemli, konuşmamın bir kısmında da yine bahsetmiştim, tedarik zincirlerinin dizaynıdır. Türkiye'yi nerede görüyorsunuz kalite, marka konusunda? Tabii Türkiye gelişmekte olan bir ülke hala ama çok doğru bir stratejiyle gidiliyor. Son yıllarda ülkemizde çok büyük açılımlar, çok büyük değişimler oldu. Türkiye Cumhurbaşkanımızın sıfatlandırdığı gibi Türkiye yüzyılı bizim markalarla ve kaliteyle olacağı inancındayım. Dolayısıyla da bu konuda güzel stratejik planlar yapılmıştır. Kalite yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı belirlendi. Kalite yılında bu kaliteyle birlikte markalarında çok çok büyüyüp küresel aktör, küresel oyuncu olma noktasında ciddi hedeflerimiz ve yol haritamız vardır. Tabii istediğimiz noktada mıyız? Değiliz. Ama olamayacağımız anlamına gelmez. Ben inanıyorum. Olacağız inşallah. Biraz da Türkiye sanayisinden bahsedelim. Türkiye sanayisinin işleyişi nasıl ilerliyor şu anda sizce? Evet, Türkiye sanayisi şu anda o emekleme dönemini tamamlayıp gençlik, delikanlılık dönemine geçmiş olarak görüyorum. Artık Ar-Ge'lerin ürgeye
dönüşmeye başladığı, yani araştırma gelişmeden sonraki üretim geliştirmeye geçtiği ve de katma değeri yüksek ürünlerin üretilmeye başlandığı bir sürecin öncesini yaşıyoruz ki evet. Bu konuda büyük yol kat edildi. Bu dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi kavramlara zamanında müdahale edildi, geri kalma noktasında çok güzel bir aksiyon planı yapılmıştı. Ona entegre oluyor. Sanayicilerimiz bu konuda gerçekten çok mobil. Akşam düşünür, ertesi sabah üretiyor. Artık ben Bursa'da buna şahit oldum. Küçük Çin diyorum sanayisine. Akşam bir konuşuyorlar yemekte. Ertesi gün üretime geçen sanayicilere şahit oluyorum. Evet. Tabii biraz pahalı bir metot. Deneme yanılma metodu. Biraz bu konuda maliyetlerimizi düşürürsek daha rekabet gücümüz artacaktır. Dolayısıyla da ben Türk sanayisinin iyi yönetildiğini, yeni gelişmeleri anında işletmelerine, sanayisine entegre ettiklerine ve yenilikleri çok yakinen takip ettiklerine şahit oldum. Umutluyum. Bu konuda sadece sanayicilere şunu demek isterim. Üretmek sadece yeterli değildir. Satmak gerekir. Satmak için bu dünyadaki rakiplerimizin uygulamış olduğu metotları iyi analiz etmek gerekir. Bunlardan önemlilerinden bir tanesi de o bahsettiğim yine üçüncü taraf uygulamalardır, belgelendirmedir, referanstır, refer etmektir ürünü, pazara sunabilmektir. Daha doğrusu fikir, para. Fikrin paraya dönüşmesindeki o meşakkatli yolu hem meşakkatsızlaştırmak hem de kısaltmak gibi bir olayları gerçekleştirmek gerekir. Evet. Peki sanayide etkin yönetim nasıl sağlanır sizce? Etkinlik koyduğun hedefe varabilmektir. Verimlilik de bunu az emek, az uğraşla yapabilmek olduğunu düşünüyorum. Bu sonuca bağlamadan önce bir kavram daha paylaşmak istiyorum. Sistem. Sistem bugüne kadar insanların ilişkileri veya böyle rejimsel bir kavram olduğu düşünülse de değildir. Sistem farklı mekanizmaların aynı yönde, aynı hızla hareket etmesidir. Niye bunları söyledim? O etkin ve verimli yönetimin, tesisi için birinci şart sistem, unsurların, ögelerin aynı yönde, aynı hızla hareket etmesini temin etmek gerekir. Bu bir sorunuz etki ve verimli yönetim dedi ya, evet. Etkinliği sağlayabilmek. Aynı yönde organların veya unsurların, ögelerin aynı yönde, aynı hızla hareket etmesi bir. İkincisi bir de ben önemsediğim bir şey daha vardır. Bu etki ve verimli yönetimin makul sonlanması noktasında. O da şudur efendim. Veri analizidir. Evet. Veri analizi belki çok derinliğine gündem olmuyor çoğu yerde ama bugün sosyal hayatımıza baktığımızda çok önemlidir. Bir ilçede konut yaparken o ilçede bir yıl içerisinde kaç kişinin evlerini boşandığını bilmektir veri analizi. Evet. Veri analizi yapılmadan bir hamle yapmak, üretim yapmak, aksiyon almak çok makul değildir. Sonlanmayabilir veya iyi son istediğimiz gibi sonlanmayabilir. Dolayısıyla ben sistemin yanında bir de veri analizini koyuyorum. Veri analizi yapabilme noktasında işletmeler etkin ve verimli yönetimin en önemli alt bileşenidir. Bunu size arz etmek istiyorum. Peki özel bir sorum daha olacak. Siyasetle ilgileniyor musunuz? İlgileniyorsanız ileride aktif olarak düşünüyor musunuz? Ben bir dönem siyaset yaptım zaten biliyorsunuz. Bir deneyimim oldu. Bir milletvekili adaylığım oldu.
ismim siyasetin hem bölgesel hem ulusal arenada zaman zaman geçer. Mesela seviyorum da yani siyaseti. Siyasete girdim. Fakat bir kavram vardı, siyasete girir ama çıkılmaz. Siyasette zaten yaşıyorsak siyaset içindeyiz zaten, siyaseti yapıyoruz. Ama şu anda yapmış olduğumuz bu sivil toplum kuruluşları nezdinde olsun, kamu nezdinde olsun bağımsız, tarafsız ve objektif olmak zorunluluğumuz vardır. Ama devletin, milletimizin bölünmez bütünlüğü, milliliği, yerliliği, kalkınmışlık vizyonu sevdamızdır. Tartışılmaz bunlar. Bunlar bizim kutsalımızdır, önemimizdir. Ama şunu belirtmek istiyorum, siyaset soruna şunu soracağım, cevap vereceğim. Siyasete girilir fakat çıkılmaz. Ama siyasette haddimizi de bilmek gerekir tabii. Siyasete giriyorum olmaz. İhtiyaç varsa, davet varsa girilir. Evet. İhtiyaç olduğu takdirde, davet olduğu takdirde en doğru, en hayırlı zeminde siyaseten de bu devlete, bu millete hizmet etmek isterim. Takdir Allah'ındır. Hayırlısı olsun diyorum. Peki programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Efendim, programın sonunda olduğu gibi günün sonunda da doğrular, dürüstlük ve emek çok önemlidir. Ve bu hem huzuru hem başarı getireceği inancındayım. Hiçbir emeğin, hiçbir samimi yaklaşımın, hiçbir duanın, hiçbir sabrın, hiçbir teşekkürün karşılıksız kalmayacağı inancındayım. Ben de sizin teşekkürünüzü, sizin emeğinizi, bizim emeğimizi, bu karşılıklı saydığım sıfatları, fiilleri önemsiyorum. Bunlar hepimize rehber olması temennisiyle saygılar sunuyorum. Peki çok teşekkürler. Tüm Bürokratlar ve İş İnsanı Federasyonu Başkanı Mehmet Hüsrev bizlerleydi. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Milli ve yerli meşrubatı üreten Makam İçecek Genel Müdürü Sayın Mesut Şişman konuğumuz. Merhaba Mesut Bey, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Bizler sizi tanıyoruz. İzleyicilerimizin de sizi daha yakından tanıması için kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Mesut Şişman kimdir? Mesut Şişman, Rize Çayeli doğumludur. 30 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. 20 yılı aşkındır gıda sektöründe çeşitli kademelerde en sonda kendi şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren şu anki şirketin genel müdürlüğünü yapıyorum. Makam içecek fikrinin nasıl doğduğunu, kuruluşunuzu bizlerle paylaşır mısınız? Makam İçecek 2014 yılında kurulan bir firma. 2014 yılında perakende sektöründe faaliyet gösteren bir büyüğümüz, yine gıda sektöründe faaliyet gösteren bir büyüğümüzle beraber üç ortaklı olarak biz burayı kurduk. Evet. Devamında yurt dışı pazarla sektöre girip daha sonra yurt dışına mal satma yoluyla firmayı bugünlere kadar getirdik. Kuruluş amacınız neydi peki? Şöyle, bizim kuruluş amacımız piyasada asitli içecekler var, tatlandırıcılı içecekler var. Kimyasalın çok yoğun kullanıldığı içecek sektöründe çok büyük bir kısmını oluşturan bir içecek sektöründe kimyasal bazlı üretimin çok yoğun olduğu bir sektör, içecek sektörü. Evet. Biz buraya şu niyette girdik. Doğal ürün yapalım, doğru ürün yapalım, insanların sağlığına faydası olan ürünler yapalım, milli ürünler yapalım, kendi tarihimizde var olan içeceklerin formüllerini bulup bunları üretip bugün yaşayan halkımızın takdirine sunalım. Evet. Bu niyetle biz bu işe başladık. Ve böyle de devam ediyoruz. Böyle de devam ediyoruz.
Evet, bildiğim kadarıyla sadece meşrubat üretmiyorsunuz. Doğru. Ürün yelpazenizden de bize biraz bahseder misiniz? Şimdi meşrubatın yanında biz sirke üretimi yapıyoruz. Sirke üretimini bilinen fabrikasyon formülde değil de evet. Meşe fıçılarda hakiki bal kullanarak kurulumlarını yapıyoruz. 180 gün doğal fermante süresinin tamamlanmasını bekledikten sonra dolumlarını yapıyoruz. Bir sirke üretimimiz var bu şekilde. Devamında tohum yağ grubunu üretiyoruz. Çörek otu yağıdır, susam yağıdır, keten tohumu yağıdır. Burada da yine 11 çeşit bir yağ üretimimiz var. Evet. Birçok baharatın burada paketlemesini yapıyoruz. Bakliyat paketlemesi yapıyoruz. Ayrıca perakende sektöründe faaliyet gösteren bir markamız daha var. Sade Pazar. Doğal, sağlıklı gıdaların müşterilere ulaşması için kurulmuş, daha sonra şubeleşmiş Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Adana'da şubeleri olan, Eskişehir'de şubesi olan tamamen güvenilir gıda üzerine yapılandırılmış bir perakende satış zincirimiz de var. Evet. Bu markanın da ürünlerinin birçok kısmını burada üretiyoruz. Peki üretim süreçlerini konuşalım biraz da. Hangi evrelerde ürünler hazırlanıyor? Şimdi bizim meyve suyu sektörünün meyve suyu tarafındaki üretim şeyimiz, anlayışımız şu. Biz Anadolu'da yetişen meyveleri kullanma üzerine kurulu bir şeyimiz var, sistemimiz var. Üzümü Antep'ten alırız. Kırşehir'den alırız, Bursa'dan alırız, köylüden ürün alma yönünde hep bir irade gösteririz. Aracıları evet. Mümkün olduğu kadar kullanmayız ki köylü de kazansın, çiftçi de kazansın, o üretici de kazansın. Bu yolla bir meyve tedarikimiz var Anadolu coğrafyasından. Bu zamana kadar bir problemde yaşamadık, bu tedarik zincirini bu şekilde kullanarak bir problemde yaşamadık. Meyveleri buraya çektikten sonra mühendis arkadaşlarımız güvenilir gıda olup olmadığı, herhangi bir problem olup olmadığını kontrolünü yaparlar. Depolarımıza çekeriz ham maddemizi. Daha sonra bunları meyve suyu haline getirip zaten tüketicilerin beğenisini sunuyoruz. Evet, peki kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz? Şu an 30'dan fazla çalışanımız var. 34 çalışanımız var. Her yıl bunu arttırdık. 2014'te buraya ilk başladığımızda 7 kişiyle çalışıyorduk. 2014'ten buraya geldiğimizde 34 rakamını bulduk. Gönül istiyor ki bu 200 olsun, 300 olsun. Bu da tabii yurt dışı pazarın genişlemesiyle alakalı, iç pazarın genişlemesiyle alakalı. Evet. Ne kadar çok satış, o kadar fazla üretim, o kadar fazla personel istihdam demek. Üretim makinelerinizden de bahseder misiniz? İşleyiş nasıl ilerliyor? İşleyiş şu şekilde ilerliyor. İki farklı konseptle üretim yapıyoruz. Şerbet grubu dediğimiz grupta çok bilinen bir yöntemdir. Bir gece önceden meyveyi suya yatırırız, sıcak suya yatırırız. Sabaha kadar o rayasını suya vermiş olur. Evet. O suyu hazırlama kazanlarına makineyle taşırız, pompayla taşırız. Daha sonra meyvenin de özünü sıkarak onu da ilave ederiz. Orada gerekli kontrolleri, renk kontrolü, tat kontrolü, şeker kontrolünü yapıp, kalite kontrolünü yapıp dolum hattına veririz. Evet. Sıcak dolum yapıyoruz, pastörize dolum yapıyoruz. Bu meyve suyu grubundaki ve şerbet grubundaki bütün ürünlerimizin tamamı pastörize yapılarak dolduruluyor. Rafon ömrü uzun olsun diye. Buradaki üretim prosesimiz bu. Meyve suyunun bir kısmında meyveyi püre haline getirip bu şekilde bir üretim yapıyoruz. İki tane dolum hattımız var. Bir litrelik dolum hattı, bir 250 milim dolum hattımız var. Ayrıca teneke kapatacak bir sistemimiz var. Evet, peki ürünleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz daha detaylı bir şekilde öğrenmek istesek? Ürünleri hazırlarken gıda güvenliği şartlarına son derece dikkat eden bir firmayız.
malın tarladan, çiftçiden alınıp son ürün haline getirilene kadar ki bütün aşamaları kendimiz kontrol ederiz. Evet. Malı yerinde kontrol eder, öyle alırız. Fabrikaya girişte kontrol eder, öyle stoklarımızı alırız. Üretim yapılırken tekrardan malda herhangi bir problem var mı, bir bozulma var mı, bir sıkıntı var mı diye kontrol eder. Üretimi de bu şekilde alırız. Onun için bu alanda zaten müşteri şikayetlerimizde neredeyse yok denecek kadar az ambalaj kaynaklı çok küçük şikayetler dışında ürünün kendisiyle alakalı bir şikayet almadık bunca yıldır. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? 13 tane farklı ülkeye bu zamana kadar mal yolladık. Hangi ülkeler bunlar? Japonya'ya gönderiyoruz, Malezya'ya gönderiyoruz, Gana'ya gönderiyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'ne mal satıyoruz, Almanya'ya satıyoruz, Rusya'ya satıyoruz. Peki meşrubat piyasasında tutunmanız için tüketiciye nasıl bir tat sunuyorsunuz? Bilinenin, alışılanın dışında tattıkların da meyvede olan, meyvenin kendisini yediklerinde aldıkları tata benzer, ona yakın bir tat sunuyoruz. Sağlıklı bir ürün sunuyoruz. Evet. İki ürün şeyimiz var, grubumuz var bu arada. Şekerli ve şekersiz ürün diye de bir ayrışma var bizim üretimimizde. Ürünlerin bir kısmında normal kristal şeker kullanıyoruz. Bir kısmında tatlandırmayı hurma suyu veya elma suyu kullanarak yapıyoruz. Aa, çok güzel. Böyle bir üretim yapımız da var. Evet. Peki gıda sektöründe marka olabilmek için kaliteyle birlikte bir süreç gerekiyor tabii ki. Makam içecek bu sürecin neresinde? Biz kaliteyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Kalite problemimizin olmadığını düşünüyorum. İç piyasada malımızı tüketen, ürettiğimiz ürünleri tüketen tüketicinin algısının da çok iyi olduğunu bunca yılın verdiği tecrübe, sahadan gelen verilerle bunu da görüyoruz. Biz neresindeyiz? Biz kendimizi daha iyi tanıtmanın evresindeyiz. Biz buradayız. Biz kendimizi, firmamızı, ürünlerimizi bugün daha iyi nasıl tanıtırız? Bu evredeyiz. Evet. Burada yol aldığımızda 13 tane ülkeye değil, belki 30 tane, belki 50 tane ülkeye mal satmaya başlayacağız. Daha çok insana ulaşmaya başlayacağız. Bu noktadayız. Evet. Kalite altyapısını, ürünün güvenilirliği altyapısını biz oturttuk. Bu konularda problemi olmayan bir firmayız. Evet. 20'den fazla ürününüz var. Bu ürünlerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz bizlere? Şimdi bizim Bursa üzüm şıramız var. Coğrafi, evet. Coğrafi işaretli bir içecektir bu. Bursa'ya özgü bir içecektir. Bunun üretim prosesi tarihten bugüne nasıl geldiyse öyle olmak zorundadır. Ticaret odasının bu konuda belirlediği kriterler vardır. Bursa üzüm şırası şöyle üretilir. Böyle üretilen üzüm şırası Bursa'nın üzüm şırasıdır diye bir formül altyapısı var. Evet. Bursa üzüm şıramız bu formül, bu tarihi formüle birebir uyan, tamamen tarihi şeylerle, metotlarla üretilen bir içeceğimiz. Evet. Bunun yine şekerli olanını da üretiyoruz, şekersiz olanını da üretiyoruz. Kızılcığımız var. Kızılcığımızı Tokat yöresinden, Amasya yöresinden, dağlardan toplatıyoruz. Püre haline getirip şişeye dolduruyoruz. Evet. Karadutumuz var yine. Karadutu da İzmir, Tire bölgesinden, Hatay bölgesinden toplatıyoruz. Püre haline getirip şişeye dolduruyoruz. Evet. Bir demirindi içeceğimiz var. Demirindi biliyorsunuz bizim Anadolu'da yetişmeyen bir meyve. O ithal yoluna geliyor. Ama bizim tarihimizde de çok önemli olan bir içecektir demirindi şerbeti. Evet. Çok da sağlıklı bir içecektir. Onu da yine biraz önce bahsettiğim üretim prosesine sadık kalarak onu da doldurup şişeye koyuyoruz.
Başka ürünümüz 6 tane sarı meyveyi bir araya getirip şişeye koyduğumuz bir ürünümüz var. 6 tane kırmızı meyveyi bir araya getirip şişeye koyduğumuz bir ürünümüz daha var. Evet. Gül içeceği, Isparta gülünden bir içecek yapıyoruz. Hurmayla gülü birbirine karıştırarak bir içecek yapıyoruz. Çok da beğenilen bir içecek. Reyhanla yine hurmayı karıştırarak bir içecek daha yapıyoruz. Yaban mersini, herkesin bildiği yaban mersini şeyimiz var, üretimimiz var. Evet. Buraya her yıl bir şey katıyoruz. Her yıl buraya bir tane ürün katarak burayı geliştirmeye devam ediyoruz. Peki tüketiciye ulaşmak için nasıl bir stratejiniz var? Ya şunu yılların verdiği tecrübe, bu mesleki bir durum bu. Piyasada da çok bilinen bir şey aslında bu. Siz doğru ürün yapıyorsanız, siz güvenilir bir ürün, sağlıklı bir ürün yapıyorsanız, bunu bir kişi alıyor. Bak ben şuradan böyle bir şey aldım, çok güzeldi. Siz de alabilirsiniz. Mantığıyla yürüdü bu zamana kadar bizim işimiz. Evet, ikram yani, edilince de. Evet, evet. Yani birisi aldı, tüketti, şu markanın içeceğini şuradan aldım diye bir memnuniyet sundu çevresine. Evet. Çevresinden çevresine. Bu zamana kadar böyle geldik. Daha sonrasında işin yurt dışı ayağı önemli olduğu için fuarlara katılmaya başladık, yurt dışı fuarlara. Orada tadımlar bu kapıların açılmasına neden oldu. Peki fuarlara katıldıktan sonra nasıl bir geri dönüş aldınız? Şimdi fuarlarda tadım odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz yabancı müşterilere. İçtikten sonra ya bu neymiş, ne kadar güzel diye bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Evet. Bu yaklaşımın sonucu zaten ticarete dönüşüyor. Siz iyi bir ürün yapıyorsanız, ürününüze güveniyorsanız o ürün müşterisine bir şekilde ulaşıyor zaten. Evet. Peki başka sektörde ilerlemeyi düşünüyor musunuz? Biz kendi sektörümüzü canlandırmanın derdindeyiz. Buna sadece meyve suyu olarak bakmıyoruz, sadece sirke olarak bakmıyoruz, perakende olarak bakmıyoruz. Gıda sektörünün, Türkiye'deki gıda sektörünün, Bursa'daki gıda sektörünün dünyada bir yer edinmesi için uğraşıyoruz. Bir yere gelmesi için uğraşıyoruz. Evet. Mücadelemiz de bundan sonra bunun için olacak. Evet. Önce Bursa için, önce ülkemiz için, sonra Bursa için gıda sektörünü bir yere getirmenin şeyindeyiz, derdindeyiz. Bunun için mücadele ediyoruz. O zaman gelecekteki hedeflerinizi de biraz sorsak size. Gelecekteki hedeflerimiz ülkemizin dünya ticaretinde bir yere gelmesi için yurt dışına katma değeri yüksek mal satması lazım. Türkiye'ye evet. Döviz girişinin sağlanması için bizim dışarıya mal satmamız lazım. Evet. Gelecekteki hedeflerimizin temelini bu oluşturuyor. Yurt dışına ne kadar çok mal satabilirsek, ne kadar ülkeye mal gönderebilirsek, evet, ülkemize o kadar fazla döviz girişine sebep oluruz. Burada evet, ülkemiz de kazanır, herkes kazanır. Evet. Hedefimiz bu. Yurt dışında büyüyebildiğimiz kadar büyümek, firmamızı ve ülkemizi dünya ticaretinde bir yere getirebilmek. Peki çok teşekkür ederiz. Makam İçecek Genel Müdürü Mesut Şişman bizlerleydi. Bir sonraki programımızda yeni konuğumuzla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Meva Şehri'nin sunduğu program sona erdi. Ünsal Grup.